Bismillah. Bu dersimizde şartlı önermelerin lazımlarını göreceğiz. Şartlı önermeler muttasıl ve munfasıl olmak üzere ikiye ayrılıyordu hatırlayacağınız üzere. Her ikisinin de gerektirdiği bazı sonuçlar var. Şartlı önermeler muttasıl oldukları zaman bazı sonuçları gerektiriyorlar. Yani bu önerme doğru olduğu zaman şu 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 hükümlerin de doğru olması gerekir şeklinde. Aynı şekilde munfasıl şartlı önermeler de böyle bazı durumlar, bazı sonuçları gerektiriyorlar. Bunlara şartlı önermelerin lazımları, levazim desek daha da iyi olur burada. Fi levazimi şartiyat, başka nüshada levazım diye geçiyor. Bendeki nüshada da levazım diye geçiyor. Yani şartlı önermelerin lazımları, gerektirdikleri hükümler, sonuçlar. Öncelikle Word üzerinde yine göstereyim. Word üzerinde yazayım bunları. Sonra yine metnimize geçeriz. Örneğin şartlı bir önerme yazalım. Güneş doğduysa dünya, yani yeryüzü, aydınlıktır. Muttasıl şartlı değil mi arkadaşlar bu? Buna güneş doğduysa mukaddem, dünya aydınlıktır tali. Şartlı önerme, muttasıl şartlı önerme. Diyoruz ki burada bu şartlı önermemiz iki tane munfasıl şartlı önerme lazım kılıyor. Bu muttasıl şartlı önermeydi. İki tane munfasıl şartlı önerme lazım kılıyor. Ney? Mukaddemin aynısı. Güneş. Şöyle diyelim. Ya güneş doğmuştur diyeceğiz. Ya güneş doğmuştur. Ya da talihinin çelişiği, dünya aydınlık değildir. Tamam mı? Ya güneş doğmuştur, ya dünya aydınlık değildir. Ama bu ney? Maniatül cem. Yani maniatül cem olarak, maniatül cem şartlısı olarak düşündüğümüz zaman ya güneş doğmuştur, ya dünya aydınlık değildir önermesini gerektiriyor bu. Muttasıl şartlı önermemiz şu önermeyi lazım kılıyor. Manatül cem. Çünkü aydınlık olmamakla güneşin doğması aynı anda cem olabilir mi? Birleşebilir mi? Hayır. O yüzden bu önermeyi doğru kıldı asıl önermemiz. İki, şimdi biz burada mukaddemin aynısını aldık. Talihinin çelişiğini aldık ya. Şimdi bir de mukaddemin çelişiğini alacağız. Ya güneş doğmamıştır. Ya da dünya aydınlıktır. Mukaddemin çelişiğini aldık. Talihinin kendisini aldık. Bu da maniatül huluf. Yani aynı anda kalkamaz. Güneşin doğmaması da, dünyanın aydınlık olması da aynı anda kalkamaz. Yani güneşin doğmaması kalkarsa ne olur? Güneşin doğması olur. Dünyanın aydınlık olması kalkarsa ne olur? Dünya karanlık olur. Yani güneşin doğması ve dünyanın karanlık olması aynı anda bulunamayacağından dolayı asıl önermemiz, yani güneş doğduysa dünya aydınlıktır önermemiz, ya güneş doğmamıştır ya dünya aydınlıktır önermesini manatül huluv anlamında doğru kılmıştır. Şimdi burada bir yansışma diyebileceğimiz bir durum var. Güneş doğmuştur, birinci parçamız. Dünya aydınlık değildir, ikinci parçamız olsun, tamam mı? Şurada güneş doğmamıştır, birinci parçamız. Dünya aydınlıktır, ikinci parçamız olsun. Şurada birincisinde güneş doğmuştur veya dünya aydınlık değildirden herhangi birisinin kendisi öbürünün çelişiğini gerektiriyor. Yani güneş doğmuştur'un kendisi dünya aydınlık değildir'in çelişiğini gerektiriyor. Yani dünya aydınlıktır'ı gerektiriyor mana cihetinde. Dünya aydınlık değildir'in kendisi, yukarıdaki için söylüyorum bunları. Dünya aydınlık değildir'in kendisi güneş doğmuştur'un
çelişiğini gerektiriyor. Çünkü dünya aydınlık değilse kesinlikle güneş doğmamıştır. Bu manatül cem kısmıyla alakalı. Birinin aynı, diğerinin çelişiğini gerektirecek. Yansışma denebilir belki buna. Teaküs deniyor. Birinin aynı, diğerinin çelişiğini gerektiriyor. Manatül huluvde ise tam tersi. Birinin çelişiği diğerinin aynını gerektirecek. Güneş doğmamıştırın çelişiğine güneş doğmuştur. Güneşin doğması diğerinin aynını gerektirdi bakın. Dünya aydınlıktırı gerektirdi. Dünya aydınlıktırın çelişiğine dünya aydınlık değildir. Dünyanın aydınlık olmaması diğerinin aynını gerektirdi bakın. Güneşin doğmamasını gerektirdi. Mana cihetinde gerektirdi. Bu da aklınızda bulunsun. Bu muttasıl şartlıların lazımlarıydı. Şuraya yazayım muttasıl şartlılar. Siz de notlarınızı kendiniz anlayacağınız şekilde yazarsınız. Şimdi munfasıl. Munfasıl şartlılara örnek vereyim. Mesela dedik ki sayı ya tektir ya çifttir. Değil mi? Burada şu önerme 4 tane muttasıl şartlı önermeyi doğru kılıyor. Bunu gerektiriyor. Lazım kılıyor yani. 4 tane önermeyi. 1. Sayı tekse. 2. Sayı çiftse. 3. Sayı tek değilse. 4. Sayı çift değilse diye başlayan 4 tane önerme. Yani ikisi munfasıl şartlı önermemizin kısımlarının aynı. Diğer ikisi kısımların çelişiği. Şimdi sayı tekse çift değildir diyoruz. Biri eğer aynıysa bunun talisi, yani mukaddem ikisinden birinin aynıysa bunun talisi diğerinin çelişiğidir. Yani çift değildir. Aynı şekilde munfasıl şartlı önermenin kısımlarından birinin aynı mukaddem oldu. O zaman talisi diğerinin çelişiği olacak. Yani tek değildir. Eğer ki munfasıl şartlı önermemizin gerektirdiği önermelerden, yani muttasıl şartlı önermelerden mukaddem munfasıl şartlı önermenin parçalarından birinin çelişiği ise tali diğer parçanın aynısıdır. Sayı tek değilse çifttir. Çift değilse tektir. Şeklinde. Bu açık zaten. Bunda bir sorun yok. Bu da munfasıl şartlılardı. Şimdi munfasıl şartlılar ama şöyle. Muttasıl şartlılar lüzumiye. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu da hakiki. Munfasıl da hakikiye. Şimdi munfasıl da manatül cem ve manatül hulüvde ne olacak? Mesela ne dedik? Bu ya insandır ya taştır dedim. Değil mi? Ya insandır ya taştır ne? Manatül cem değil mi? Bir şey hem insan hem taş olamaz. Bu manatül cem manatül huluvu gerektiriyor. Manatül huluv de aynı şekilde manatül cemi gerektirecek aynı mantıkla. Ama nasıl? Tarafların çelişiklerini zikrediyorum. Bu ya insan olmayandır ya da taş olmayandır. Şu önerme doğru olduğu zaman şunu da doğru kılıyor. Şu manatül cem birincisi, ikincisi de manatül huluv. Yani manatül cem manatül huluvu lazım kılıyor. Tarafların, parçaların çelişiği ile beraber. Manatül huluv da aynı şekilde parçalarının çelişiği şeklinde manatül cemi lazım kılıyor. Burada insan ve taş aynı anda olumlanamıyordu. Ondan manatül cemdi. Şurada da iki aynı anda olumsuzlanamıyor. Yani insan olmayan da taş olmayan da aynı anda kalkamıyor. Çünkü insan olmayan kalkarsa ne olur? İnsan olur. Taş olmayan kalkarsa ne olur?
taş olur. İkisi aynı anda kalkarsa ne olur? Hem insan hem taş olmuş olur. İmkansızdı bu da. Aynı mantıkla bu manatül hulüv de şu kısımda şunu doğru kıldı, gerektirdi. Bu şekilde kafanızda kalabilir. Manat hakikiye olduğu zaman şu şekilde dört tane muttasıl önermeyi gerektirdi. Manatül cem olduğu zaman parçalarının çelişiği şeklinde manatül hulüv gerektirdi. Manatül hulüv olduğu zaman yine parçalarının çelişiği şeklinde manatül cem gerektirdi. Konu bundan ibaret. Şimdi metnimizi okuyalım, sonra bitiririz. Fi levazimi şartiyat. Şartlıların lazımları hakkında. Emmel muttasilatul mucibetul kulliyye. Mucibeyi külliye yani tümel olumlu muttasıl şartlı önermeye gelince, bitişik şartlı önermeye gelince. Fetestelzimu gerektirir, lazım kılar. Munfasileten maniatel cem. Munfasıl şartlı önerme maniatül cem şeklindeki. Neyden oluşuyor bu? Min aynil mukaddem. Mukaddemin aynısından. Ne demiştik biz? Güneşin doğması mukaddemin aynısıydı. Ve nakidit tali. Ve talinin çelişiğinde o da dünyanın aydınlık olmamasıydı. Talinin çelişiği. Aynı şekilde ne daha ne gerektiriyor? Ve maniatel huluv. Maniatel huluv da gerektiriyor. Min nakidil mukaddem. Mukaddemin çelişiğinden yani ya güneş doğmadı ve aynı tali. Talinin de aynısından yani ya da dünya aydınlık değildir kısmı. Müteakiseyn aleyha yani yansışan şekilde birinin aynı yukarıdakinde yani manatül cemde zikretmiştik ki ya güneş doğdu ya da dünya aydınlık değildir önermesinde. Güneşin doğması veya dünyanın aydınlık olmamasını seçtik birisini. Güneşin doğmasını seçtik mesela. Diğerinin çelişiğini gerektiriyor. Güneşin doğması dünyanın aydınlık olmamasının çelişiğini yani dünyanın aydınlık olmasını gerektiriyor. Aynı şekilde dünyanın aydınlık olmaması güneşin doğmasının çelişiğini gerektiriyor. Yani güneşin doğmamasını gerektiriyor. Aşağıdaki örnekte manatül hulüv örneğinde tam tersiydi. Birinin çelişiği diğerinin aynını gerektiriyordu. Manatül cemde birinin aynı diğerinin çelişiğini gerektirdi. Manatül hulüvde birinin çelişiği diğerinin aynını gerektirdi. Ya güneş doğmadı ya dünya aydınlıktır örneğinde. Güneşin doğmamasının çelişiği ne? Güneşin doğması. Bunun çelişiği diğer kısmın aynını gerektirdi bakın. Dünyanın aydınlık olmasını. Dünyanın aydınlık olmasının çelişiği ne? Dünyanın aydınlık olmaması. Bu neyi gerektirdi? Diğer kısmın aynını gerektirdi. Yani güneşin doğmamasını gerektirdi. Ve illa aksi takdirde böyle olmasaydı لَبَطَلَ الْلُزُومُ وَالْاِنْفِصَالِ Lüzum da infisal de yani ya öyle ya böyle şeklinde getirilen önermede batıl olmuş olurdu. Çünkü dedik ki biz ya güneş doğdu ya dünya aydınlık değildir örneğine gelelim mesela. Manatül cem örneğine gelelim. Dedik ki birinin aynı diğerinin çelişiğini gerektirir. Güneşin doğması aynı bir kısmın bir parçanın aynı. Diğer kısım ne? Dünyanın aydınlık olmaması. Yani güneş ya güneş doğdu ya dünya aydınlık değildir demiştik ya. Güneş doğdu, dünyanın aydınlık olmamasının çelişiğini gerektirdi. Yani dünyanın aydınlık olmasını gerektirdi. Aksi takdirde zaten muttasıl şartlı önermemizde lüzum söz konusu olmazdı. Güneş doğduysa dünya aydınlıktır diyemezdik. Bu emmel munfasile el hakikiye. Hakiki munfasıla yani şartlı önermelerin hakiki olanına gelince yukarıdakinde ne demiştik? Muttasıl lüzumiyye. Muttasıl lüzumiyye. Bunda munfasıl hakikiye olacak. Bu fetestelzimu gerektirir. Erba muttasilat. Dört tane bitişik şartlı önerme gerektirir. Word'de gösterdiğim üzere. Mukaddemu isneyn. Bunlardan ikisinin mukaddemi aynı ahadil cüz'eyn. Munfasıl şartlı önermemizin iki parçasından birinin aynıdır. Ne demiştik? Munfasıl şartlı önermemiz sayı ya tektir ya çifttir idi. Bundan sayı tekse çift değildir, çiftse tek değildir şeklinde gelmişti ya. İşte bunların munfasıl şartlı önermemizin gerektirdiği muttasıl şartlı önermelerin ikisinin mukaddemi, munfasıl şartlı önermemizin birinin mukaddemi bir parçası, diğerinin mukaddemi diğer parçası. Ve talihime bunların talihleri de nakidul ahar. Diğerinin çelişiği verdiğimiz gibi. Tek ise çift değildir. Bakın tek ise çift değildir. Çift ise tek değildir demiştik.
ve mukaddemu aharayn, diğer ikisinin, bu dörtten ikisi zikrettiğimiz gibiydi. Diğer ikisinin mukaddemi ise nakidu ahadil cüz'eyn, iki parçanın birinin çelişiğidir. Yani tek değilse çifttir diyeceğiz veya çift değilse tektir diyorduk ya. Ve talihime aynul ahar. Tek değilse çifttir, aynul ahar. Yani diğerinin aynı veya çift değilse tektir dediğimiz kısım. Buydu, tamam. Bu da munfasıllardı. Munfasılın hakiki kısmı. Ve kullu vahide min gayril hakikiyye, hakiki olmayan önermeler, munfasıllar. Yani manatül cem ve manatül hulu. Mustelzimetun, gerektirir. Lil uhra, diğerini. Yani manatül cem, manatül hulu gerektirir. Manatül hulu, manatül cem'i gerektirir. Nasıl? Murakkebeten, terkip olmuş yani birleşmiş olarak. Min nakidil cüz'eyn. Önceki önermemizdeki iki parçanın çelişiklerinden mürekkep olarak. Yani insan, bu ya taştır ya insandır demiştik ya. Bunun çelişiği ne? Tarafların çelişiği taş olmayan ve insan olmayan. O zaman diyoruz ki bu ya insandır ya taştır önermesi şunu gerektiriyor. Bu ya taş olmayandır ya insan olmayandır önermesini gerektiriyor. Ama birincisi manatül cem anlamında, ikincisi manatül huluv anlamında. Çünkü manatül cem aynı anda doğru olmaları imkansız olandı. Yani hem insan hem taş olamıyordu bir şey. Bu doğru olduğu müddetçe bunun çelişiklerinin manatül huluv versiyonu da doğru olur. Kasıt bu. Ya insan ya taştır önermesi manatül cem anlamında doğruysa, ya insan olmayandır, ya taş olmayandır önermesi de manatül huluv anlamında doğrudur. Çünkü bunun manatül huluv olması demek, ya insandır ya taştır önermesinin manatül cem anlamında kullanılması demektir. Çünkü bu ya insan olmayandır, ya taş olmayandır dediğimiz zaman manatül huluv anlamında, yani aynı anda kalkamaz anlamında bunu kullandığımız zaman ne demiş oluyoruz? Taş olmayan da kalkamaz. İnsan olmayan da kalkamaz. Çünkü taş olmayan kalkarsa taş olan gelmiş olur. İnsan olmayan kalkarsa insan olan gelmiş olur. Elimizde manatül cem oluşmuş oldu böylelikle. İnsan, bu ya insandır ya taştır manatül cem önermesi. O yüzden manatül cem, manatül hulu olarak lazım olur. Lazım kılar diyelim. Manatül hulu da aynı şekilde manatül cem olarak lazım kılar. Böylece konumuz bitti. Önermeler konusu tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. İlk derslerimizde hatırlayacaksınız. İlk derslerimizde ne demiştik? Mantık ilmi ikiye ayrılıyordu, iki kısım. Tasavvurat ve tasdikat. Bunların her birisi de ilkeler ve gayeler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İlkeleri, tasavvuratın ilkeleri neydi? Beş külli. Yani müfret tasavvurlardı. Gayeleri neydi? Tanım. Kavli şari. Betim dediğimiz şeyler. Kavli şari dediğimiz, tarif. Tasdikatın da aynı şekilde ilkeleri ve gayeleri vardı. İlkeleri önermelerdi. Önermeleri bitirdik şu an. Gayeleri de kıyastır arkadaşlar. Kıyas. Şimdi mantığın artık dört kısmından dördüncüsüne geçmiş bulunuyoruz. Sıradaki dersimizde artık kıyasa şöyle bir genel giriş yapacağız ilk dersimizde. Daha sonra kıyasın dört tane farklı şekli ve farklı farklı darpları var bunların. Asıl ana dört tane şeklimiz var. Bu her şeklin kendi içinde darpları var, kısımları var. Onları görmeye başlayacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.